Merhaba arkadaşlar. Bir dersimizde daha beraberiz. Şimdi son dersimizde CAM'e giriş yapmıştık. CAD'den yani CAD tasarım çizim kısmı, CAM program çıkarma kısmı. Program çıkarmaya giriş yapmıştık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yalnız dediğim gibi bu programın daha verimli olması açısından, daha kalıcı olması açısından ben parçayı burada çiziyorum. Çizdiğimi alıp keme götürüp işliyoruz burada. Bu şekilde en azından tasarım konusundaki komutları da pekiştirmiş oluyoruz. Şöyle başlayalım. Geçen dersimizde bir tane çizimi internetten bulup bakmıştık. Şimdi ben anlatacağım CAM komutlarına göre bir tane tasarım yapacağım burada. Bu tasarımı götürüp oradan anlatacağız. Yine hızlı bir şekilde olsun diye ben bir blok çiziyorum buraya. 120, 60, 50 iyi. Bu şekilde bir hemen blok oluşturdum. Bloğu oluşturduktan sonra bakın x0, y0 burada duruyor standart. Tam köşe noktasına oluşturdu çünkü. Biz bunu istediğimiz yerine referans oluşturmayı yani CAM programında sıfırı nereye alacağımızı koymayı öğrenmiştik. Aynı komut burada da var. Bakın datum CSYS. Bu datumu burada da koyabiliriz. İşimiz kolaylaşsın diye datumu koyuyorduk. Datumu aldık. Şimdiden parçanın ortasına datumu koyabiliriz. Genişlik 50 milimdi. Yarısı 25. Zaten şöyle yaptım bakın. Datumu aldım. Şu orta nokta şu an yanıyor bakın. Turuncu olan kısım aktif olan kısımdır. Buraya tıkladığımda burası turuncu olur. Buraya tıkladığımda burası. Mouse'la tıkladığım zaman orası turuncu olur. Eğer bu ok yönlerine tıkladıktan sonra herhangi bir yüzeye tıklarsam o ok yönü oraya doğru döner. Onun dışında açıya tıklayıp şuraya herhangi bir açı değeri yazarsam mesela 45 derece yazdım. Ne tarafa yazarsam o şekilde döner. Bir daha Enter'a bastığım miktar kadar tekrar tekrar o 45 derece dönmeye devam eder. Çünkü oraya 45 dereceyi yazdım. Şimdi makinamızda x ekseni bu tarafa bakıyor. Bakın şuraya tıkladım, sonra buraya tıkladım. Z ekseni yukarı bakıyor. Doğru. Yalnız şu ortayı bu bakın burası şöyle geldiğim zaman bunun orta noktasını seçiyor. Nereden biliyorum? Şuradan midpoint açık. Buraya geliyorum. Burası da bakın biraz mouse sağa sola çekiyorum. Hiçbir şey yakalamıyor. Sadece ortada bir nokta var. Şu ufak bir mesafede yine orta noktayı yakalar. Tıkladığım zaman ortayı yakaladı. Çünkü biliyorum ki bunun genişliği 50 milimetre. Yarısı 25. Buraya tıklayıp eksi 25 yazarsam tam ortaya gelmiş olur. Elle de çekebilirdim 25 milimetreye. Bunu tamam dedim. Şu an bunu eğer CAM programında program çıkarırken, CAM'i tanıtırken buraya x0, y0 diyeceksem parçanın sağını soluna, önüne arkasına deyip tam ortasını sıfır almam gerekiyor. Bunu da artık makine bilgisinden bilmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz ki bir CAM ile makine yönetmek sadece burada program bilmek de yetmez. Tezgahı bilmek de fayda var. Tezgahı da bilmemiz gerekiyor. Yoksa parçayı işleyemeyiz. Ortaya bir tane referans koymuş olalım. Daha sonra parçamızı işlediğimizde bu yanları falan kestiğimizde en azından tekrar sıfır aramayalım. Pekala böyle bir çizim yapmış olalım. Daha sonrasında bunun tam üstüne birkaç tane şekil yapalım. Ne işleyeceğiz? Önce bir yüzey temizleme işleyeceğiz. Yüzey temizlemeden sonra belki bir kaba boşaltma yaparız. Onun için çok da böyle farklı bir şey yapmayacağım. Değişik bir yüzey yapmayacağım. Şimdi şöyle demiştik ki katı modelde olsak bile bir dikdörtgeni alıp devam edebiliyoruz.
Arkadaşlar bu komutları her seferinde tekrar anlatmaya çalışıyorum fakat bu komutlar diğer eski videolarda var. Bunları tek tek anlattım. O yüzden hepsini burada anlatmama gerek kalsın istemiyorum. Eğer bu çizgi nasıl çizildi, buraya nasıl koydun gibi sorular kafanıza takılıyorsa eski videoları izleyin. Orada görürsünüz. Şimdi tekrar söylüyorum. Şimdi rectangular yani dikdörtgen komutuna tıkladığın zaman hangi yüzeye dönersem o yüzeye bir skeç açıp orada çizim yapıyor otomatik olarak. Şimdi burada Z ekseni yukarı bakıyor diye gördüğüm zaman demek ki bu yüzeye çizim yapacağım. Şöyle tıkladım. Tıkladıktan sonra çekiyorum şöyle. Ölçülerini yazabilirim. Veya göz kararı da koyabilirim. Şöyle bir düz çizgimiz olsun. Bir tane de şuraya şöyle rastgele bir dikdörtgen daha çizmiş olayım. Sonrasında ESC ile çıktım. Bu dikdörtgeni ortalamak istersem ne yapacağım? Şöyle bir tane nokta koyuyorum birinin tam orta noktasını. Şunu kapatayım. Bu her çizgiyi yakala. Bu da sadece orta noktasını yakala. Bunu da orta noktasına bir nokta koyalım. ESC ile çıktım. Point koydum. Sonra geometrik constraint'lerden ilişkilendirmeler. Ortalama şu. Ne o? Midpoint. Yine. Buradaki noktayı tıkladım. Az önceki şuraya geldim. Şu çizgiyi seçtim. Oradaki çizgiyi de seçebilirdim de kafam karışmasın diye buradakini ortaladım. Önemli değil. Yine buradaki noktayı seçtim. Geldim buraya. Buradaki çizgiyi seçtim. Bakın tam ortaladım. Şimdi fazlalıkları sileceğim. Trimlerde şu. Bu fazlalıkları sildim buradan. Bir tane böyle bir şeklimiz olsun. Bu şekli de şöyle de ölçülendirelim. Bu genişlik 30'a yuvarlayalım bunu. Şimdi ben bunu ortaladığım için iki taraftan eşit gelecektir. Bu kaçmış 27. Bunu da 30 yapalım. İki tarafı eşit bir şekilde gitti gördüğünüz gibi. ESC ile çıktım. Tekrar şurada görmediğim bir trim var. Onu da trimledim. Tamam. Şimdi bu şekildeyken bunu extrude komutuna tıkladım. Extrude komutu ile bunun içine bir miktar böyle giriyorum. Bakın eksi 23 milimetre girdim. 20 milimetre girelim. Yeter bize. 20 milimetreyi subtract yaptım. Burada parçadan bunu çıkardım. Şöyle bir parça olsun elimizde. Bu parçayı şöyle remove parametresi yapayım şöyle. Ben ışıktan rahatsız oluyorum. Sürekli yanıyor. Bu skeçimin çizgilerini de saklıyorum veya silebilirim de artık bizi etkilemez. Böyle parçamız böyle olsun. Hızlı bir şekilde keme geçelim. Orada yol kat etmemiz gerekiyor. Nasıl geçiyorduk keme? Tekrar M harfine bastım, modele geçtim. Application'dan Manufacture. Manufacture açtığım zaman bakın CAM modülü açılacak. Tamam dedim. Açıldı. Bu açıp burada iğneye tıkladığım zaman bu sabit kalır. Her seferinde kayıyor. O kaymasın diye onu sabitledim oraya. Şimdi bunu CAM yapmak için başlayalım. Geçen dersimizde anlatmıştık. Neyi anlatmıştık? Create Tool'u anlatmıştık. Create Tool'dan nasıl takım oluşturulur anlatmıştık. Arkadaşlar tekrar bakın. Create Geometry'den de nasıl parçanın sıfırı alınır anlatmıştık. Ve bu derste Create Operation kısmından nasıl basit bir program yapılır, yani basit dediğimiz yani bizi uğraştırmayacak, uzun sürmeyecek hemen ne var? Yüzey temizleme. Bir yüzey temizleme yapacağız burada. Ama şöyle düşünün. Burada yapılacak olan CAM programlarının tamamı bu komutun altında yatıyor. Başka bir yerde bir komut aramayın. Create operasyon dedim. Tıkladım buraya. Bütün komutlar buralarda. Bunlar yine ana başlıklar. Ana başlıkların içinde böyle komutlar var. Bu komutları açtığım zaman sonrasında ayarlar var. Bu ayarlar dediğim ne? Parçayı seç, kesici takımı seç, sıfırı seç falan filan gidiyor. O şekilde parça üzerinde işleme yapıyor. Ama buraya kadar olan kısım
Her zaman standart. Bakın kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Operasyon dedim. Operasyonun cinsini seçmem gerekiyor. Bakın bu üstteki planer düzlem yüzeyi işlemek için. Yani yüzeyi temizleme, çizgi kullanarak kem yapma. İşte yazıların bir kısmı burada yazılabilir. Ama düzlemsel, daha çok basit işlemler planarda yapılıyor. Kontürde katı modelleme daha çok ve şöyle planerde bazı komutlarda katı modeli görmez, çizgileri görür, parçaya dalabilir. O yüzden biz en çok kontür kullanıyoruz. Multi aksis var, 5 eksen var, işte bu şey işte kanat işleme var, delik delme var, torna var vesaire gidiyor böyle. Planer ilk komutumuz. Komut grubu daha doğrusu. Planerde de yine dediğim gibi hepsini bütün komutları tek tek anlatmayacağım ya. Bazı kısımları anlatacağım. Ya ben bile işte neredeyse 10-15 yıldır bunu kullanıyorum. Hala yani hala işte çok böyle güzel firmalarda da kullandım bunu. Yani hala kullanmadığım, hiç muhatap olmadığım komutlar var. Onları ben size anlatmayacağım yani. Ama sık kullanılan ve işinize yarayacak komutları hani bunu aldığınız zaman yani satın aldığınız zaman bunu kullanabilirim, işimi görebilirim diyeceğiniz tamamını şu an burada anlatmaya çalışıyorum. Her şeyi anlatmayacağım yani. Şuraya bakıyorum. Bir yüzeyi temizleme var. Şöyle. Ondan sonra çizgi işleme var. Çizgileri izleyerek parçayı falan burada işleyebilirsiniz. Onlar var. Bir kısmını anlatacağım. Şimdi giriş olarak şunu anlatacağım. Bu face milling. Yüzey temizleme. Yani yüzey formlu olsa bile temizler. Yüzey, üst yüzeyi tıraşlama komutu. Bunu face milling'i açtım. Tamam dedim. Bu sayfa açıldı. Arkadaşlar şu sayfa her şey bu sayfada duruyor. Yani eğer en ileri düzey bir kem yapacaksanız bile bu Unigraphics programında yine böyle bir sayfa açılıyor. Yine burada tool yazıyor. Burada tool axis yazıyor. Burada referansı seçersin. Burada parçayı seçersin. Burada da kesme biçimini seçersin. Şuralarda ayarlar, boşluk ayarları, yükseklik ayarları, şurada da devir ve ilerleme var. Daha sonrasında buraları çok fazla kullanmamakla birlikte opsiyonel şeyler var. Şuraya bastığımız zaman da kemi hesaplamasını yapar. Şimdi ön izleme bu. Şimdi referans oluştur dedik. Bir tane referans oluşturacağız. Ne demiştik? Rest referansı buradan da oluşturabilirdik. Bir kem programını yaparken de oluşturabilirdik. Kem programı oluştururken bu yenisini yap. Yeni bir referans oluştur. Bu da eski referansı değiştir. Müdahale et. Anahtar işareti var. Biz yeni bir referans oluşturacağız. Yeni referansım adı atıyorum RF1 olsun. Okey dedim. RF1 dedim. Biz şuradan geliyorduk ve buradan Select CSS diyorduk. Bakın diğerlerini karıştırmadan size direkt bunu gösteriyorum. Siz de böyle yapın. Faydasını zamanla göreceksiniz. Tamam dedim. Burada tamam dedim. Çıktım. Bakın ZM, XM, YM buraya geldi. Sonrasında parça seçme var. Bu parçayı seçtim. Okey dedim. Bakın yaptım. Parça seçme. Bütün bu diğer komutların içindeki şu şekli gördüğünüz zaman parça seçmedir bu. Spesifik part ezberleyebilirsiniz. Bu fener çıktı. Fenere bastığın zaman parçayı gösterir bana. Spesifik face boundaries diyor ki işlenecek olan yüzeyleri seç. Bunu seçtim. Şuradan ekle dedim. Şunu seçtim. Ekle dedim. Bunu seçtim. Sonra okey dedim. Parçaların yüzeylerini seçtim. Bakın el feneri geldi. Sonrasında papuç var ise bağlama pabucu, ayna falan diyecek bir şey var ise buradan seçiyoruz. Sonrasında girmesini istemediğimiz herhangi bir yer varsa burayı da seçebiliriz. Hiçbirine gerek yok şu anda. Devam ediyorum. Takım yok. Takım yok ise kendimiz bir tane bakın burada takım listesi oluşur takım olduğunda. Buradan Create Tool diyorum. Geçen derste göstermiştim. Burayı şu an anlatmayacağım. Burada D
Takım freze seçili burada şöyle. Bu küre şeyi pah takımı, küre takım, işte bir takım değişik takımlar var burada. Normal freze seçiyorum. D 10 diyorum. Çapı 10 olan bir tane freze oluşturacağım diye kendimi unutmayacağım bir tane isim koyuyorum. Buraya hemen 10 yazdım. Ne dedik? Takımımızın çapını yazdık. Şimdi daha önce görmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Takım çapı burada takım radüsü yazılır. Mesela ikilik radüs yazdım. Böyle olur. Küre takım yapmak istersem 5 radüs yazarsam takım küre olur. Biz şu an 0 yazacağız. Burada B taper angle diyor. B'ye bakıyorum. Şu kenar açısı varsa bir kenar açısı yazıyoruz. Length kesicinin tam boyu. Tam boyu dediğimiz burada tutucu var ise. Tutucu var ise. Mesela şöyle tutucu. Bakın tutucunun L, bakın L D çapı. L D çapı. Atıyorum kaç milim olsun? 40. 40 milim. Length yani şu boy L boyu tutucunun çap 40 çapının boyu. Atıyorum 30 milimlik bir boyu olsun. Üst çapta düz bir şekilde devam ederse 40, yukarıda da 40 olur. Böyle bir tutucumuz olsun. B açısı yukarıya doğru atıyorum belki açılı gidiyordur veya bir köşe radüsü varsa köşe radüsü mesela atıyorum 5'lik bir tane köşe radüsü koyalım. Bu şekilde bir tutucu seçebiliriz. Bu tutucunun tutucudan itibaren şu boy veriliyor. Şu freze boyu atıyorum. Bunu 50 milim yapalım. Burayı da 30 milim yapalım. Şöyle 30 milimetre bir kesici ağzı var. Burada da arkada tutucusu var. Bu tutucu kısmını bir tane daha ekleyebiliriz. Bu bir tane daha ölçülerini radüsü değiştirip bu çapı atıyorum 80. Bu çapı da 80 yaparsam böyle en azından motor kısmını da buraya yaklaşık olarak bir çizim yapmış olabilirim. Bunu yaptığım zaman bu freze çalışırken burada programda bunu dikkate al diye dersem bunlar çarpmaz. Yani program otomatik olarak bunların çarpmaması için ne gerekiyorsa o şekilde hareket eder. Yani bu tutucuları çizmemin aslında program yaparken çok etkisi var. Doğru bir şekilde hareket edip tutucunun kenarlara çarpmaması için önemli. Devam ediyorum. Bu kesici ağız sayısı. Burada şeyin malzeme kesicinin malzeme cinsi. Daha sonrasında burada takım numarası dedik. Bir numaralı takım numarası, çap offseti, boy offseti şeklinde yazabiliriz. Şimdi bunları yazdık. Tutucuyu da size gösterdim. Tutucuyu kütüphaneye de kaydedebiliriz. Kütüphaneden tekrar tutucu da alabiliriz. Aynı şekilde kesici takımı da kütüphaneye kaydedip veya kütüphanede hazır olan bir kesici takım alabiliriz. Buna okey dedim. Kesici takımımızı seçtik. Bakın buradaydı. Kesici takımımız D10 şu listeye geldi. Tool axis normal to first face diyor. Fakat biz 3 eksen çalıştığımız sürece Z artı aksis yapacağız. Z artı demek her zaman Z yönüne doğru dik bir şekilde çalışacağız demek oluyor. Şimdi burada kesme şekilleri var. Bakın kesim metotları. Burada yanal kayma şekli, takımın yüzdesi veya ölçü olarak girebiliyoruz. Biz takımın %75'i demiş. Atıyorum biz takımın %60'ı kadar kenara kayalım. Blank distance ise parça üzerinde ne kadar fazlalık var. Bu eğer şunlara yazmadıysak bir şey kademeli olarak inmeyeceği için tek seferde alacak. Bunları şimdi kullanırken ne anlama geldiğini göstereceğim. Buraya kadar aslında doldurduğumuzda çalış dediğimizde bu yüzeyi temizler. Bakın yüzeyi temizliyor. Orta tuşa bastım yanlışlıkla. Orta tuşa basınca bu buraya geliyor. Tekrar çift tıklayıp açtım burayı.
Şuna basmıştım. Ön izlemesi bu şekilde. Şurada renkleri anlatıyorum size. Şu yeşil renkler kesme rengi, yani feed olan, yani G01 olan kısım. Sarı olan kısımlar dalma, yani frezemiz buradan gelmiş. Mavi de hızlı, şurada kırmızı da hızlı. Ama mavi olana şey verilebiliyor. Hız değeri verilebiliyor. Şimdi mavi olan hızlı bir şekilde geldi sarıya kadar. Sarıdan dalma efi ile daldı. Sonrasında işleme efi ile burayı işledi. Her seferinde bakalım nasıl hareket etmiş. Şurada ön izleme var. Burada ön izlemeyi açtım. Bakın frezemiz hemen geldi. Daha sonrasında şurada ilerlemeyi azaltıyorum. Başlattım. Bakın işliyor, işliyor, işliyor. Şöyle. Evet, bu bir yüzey temizleme değil. Yani dolu malzemenin yüzeyini bu şekilde temizleyemeyiz. Sadece arta kalan kısımları temizlemiş oluyoruz. Bunu şurada ayarlardan hemen bakın strateji kısmına geldim. Bu arada şurası kesme ayarları. Burası boştaki hareket ayarları. Burası da devir ve ilerlemeler. Hepsinde bakın burada nerede hangi komutu açarsanız açın bir işlem yapıyorsanız hepsinin şekli böyle. İkonu böyle. Bunları ezberleseniz de yine doğru yolda hareket edersiniz. Şurası kesme parametreleri. Kesme parametrelerin içinde strateji var. Stratejiden geliyorum. Burada kesim yönü. Mesela kesme ağzı yönüne mi, ters yönüne mi ayarlanabilir? Burada bir kesme açısı verebiliriz. Şu an dik kesiyor 180 derece. Bunu 45 derece böyle böyle açılı bir şekilde de yüzeyi tarayabiliriz. Sonrasında şuraya bakalım. Bakın burada 3 çeşit kesim metodu var. Birincisi sadece parçanın olduğu kısımları kes. İkincisi parçanın olduğu fakat biraz daha küçük boşlukları küçük boşlukların üzerini de kes. Şurada minimum box ise parçanın bütün dikdörtgen haline getirip boşlukların tamamını kes. Tamamının üstünü temizle anlamına geliyor. Buna tamam dedim ve tekrar hesaplattım. Şimdi kesim şekline gelelim. Kesim şekli bakın şu an bu taraf tek yönlü kesimde duruyor. Burada da zikzak seçeneği var. Yüzey temizlemede zikzak da çok işe yarıyor. Sonrasında tool float. Bu float da şöyle bakın kare halinde tek seferde buraya iniyor. Şurayı temizliyor. Sonrasında burayı temizliyor. Bölge bölge temizleyip gidiyor. Burada da aynı şekilde oluyor. Yine aynı metot. Birinde şurada açık alan var ise orada dışarı çıkıyor. Profile kısmında burada işe yaramaz çünkü sadece çevreyi temizle seçeneği bu. Yani burada yapılabilecek en güzel şekil yine zikzak kesim. Zikzak kesimde burayı komple böyle alır. Şimdi burada ilerlemeyi gösterelim. İlerlemede F ve S değerleri olur. Bu spindle değeri. Spindle'a atıyorum M03S kısmının hemen yanına yazacak devirdir. Bu mesela 3500 devir olsun. Gerçi yüzey temizlemede daha düşük devir verilir ama bizim freze biraz küçük. Yine bir nereden baksan 3000 devir versek buna güzeldir. İlerleme ise ne verelim? 400 ilerleme verelim. Şurada bu devir ve ilerlemeye girdiğimizde şurada kırmızı bir hata çıkıyor. Bu da şuradaki hesap makinesine basarak buradaki kesme datalarını görmesini sağlamak için. Bunu yaptıktan sonra alarm gidecektir. Burada çok önemli bir konu var. Burada detaylar var. Şöyle rapid kısmı bir de more kısmı. Rapid'de şöyle bir seçenek var. Boştaki hareketleri G00 ile git veya G01 ile atıyorum makinenizi maksimum 5000 ilerleme ile çalıştırıyorsanız 5000 ilerleme ile git.
Yani boşta hiçbir hareket olmayacak. G00 olmayacak. G01 ile gittiği boştaki yerleri 5000 ilerleme ile gidecek. Diğer keseceği yerleri 400 ilerleme ile gidecek. Burada başka seçenekler de var. Engage parçaya dalma. Yani bu sarı renkte gördüğümüz parçaya ilk dalış F'i. Belki bunu %50 daha düşük. Yani kat, bak yüzde kat yazıyor. Yüzde kat kaç mı? 400. Yarısı 200. Burası 200'e gidebilir. Veya burayı açıp MMPM, bakın buradaki de aynısı. MMPM yapıp dalma F'ini kendi elimle 150 yazabilirim. First cut işte ilk kesim. İşte step over yanal kayma F'i. Retrack geri kaçma, bu çıkış. Şu çıkış gri olan renk. Parçayı işledikten sonra havaya kalkma F'i. Bunları tek tek yapabiliriz. Bunlar parçaların talışa dalma hızını düşürerek daha sağlıklı bir sonuç çıkarmamıza yardımcı olur. Bu şekilde F'leri tamam dedik. Bunu ön izlemesine buradan bakıyorduk. Yavaşlatıyorum. Başlattım. Yüzeyleri temizledik. Tamam dedim. Buna da okey dedim. Eğer okey demeden cancel ya da ESC'ye basarsanız bütün bu ayarlar gider. Okey diyeceksiniz ki buraya ayarlar gelecek. Şimdi bunun bir de şeyi var. Şurada tekrar çift tıklayıp açtım. Burada bir de 3D dinamik var. 3D dinamiği açıp şuradan play dediğimde blank, yani dolu bir kütük oluşturmamı istiyor. Bu dolu kütüğün birazcık yüksekliğini arttırıyorum. Okey diyorum. Parçanın üstünü böylece işlemiş oluyor. Bizim tabii dolu parça olarak düşünmediğim için şu anda bu kısımları kesti. Tamam dedim. Ne yaptık? Face milling yaptık. Operasyon kısmından girip face milling yaptım. Face milling'den yola çıkarak devir, ilerleme, F, ondan sonra simülasyon nasıl yapılır? Ondan sonra işleme metotların birkaç tanesini gördük. Bir sonraki derslerde daha çok detaya ineceğim. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.